İzlediğimiz haberler sonucunda ftalatların birçok ürünlerde kullanıldığını gördük. O ftalatların kullanıldığı ürünlerden birisi herkesi şoke etti. Çünkü kanser riski taşıyan maddenin plastik serumlarda kullanıldığı ortaya çıktı. Kullandığımız bir ürün olarak küçük ambalajdan tutunuz daha büyüğüne kadar aslında çok güzel bir seçenek oluşturuyordu. Cam şişeye göre tabii ki bir üstünlükleri var. Biz kaş yapalım derken gözle çıkartabiliyormuşuz. Aynen de öyle oldu. Vatandaşın iyileşmek için taktırdığı serumdan kanser riski çıktı. Serumlardan direkt kana solüsyon geçiyor ve hani en fazla ftalat serum ambalajlarında olduğu için hani direkt kandan tüm vücudumuza yayılıyor. Ve kanserojenik bir madde olduğu için de hani vücuda çok fazla zararı var. Bu önemli detayı ortaya çıkaranlarsa profesörler değildi. İstanbul'da 11. sınıf öğrencileri Yusuf Berk Üçlü ile Ahmet Sadık Gül geçti. Kırtasiye malzemelerini, tekstil ve kişisel bakım ürünlerini, temizlik maddelerini ve serumları piyasadan topladılar. Laboratuvarlarda test yaptılar. Serum ambalajlarında 3 farklı kısım belirledik. Bunlar mavi uç kısım, şeffaf uç kısım ve şeffaf ambalaj kısımları. Belirledikleri 3 kısım çok önemliydi. Çünkü iyileşmek için verilen ilacın temas ettiği yerlerdi. Öğrencilerin yaptıkları analiz sonuçları ise korkutucuydu. %26.2 olduğunu bulmuşlar. Oysa istenen %0.1'in altında olması. Analizler sonucunda mavi uç kısmında 260, kanlarda belirtilen değerden 260 kat daha fazla, şeffaf uç kısmında 120 kat, şeffaf ambalaj kısmında ise 220 kat daha fazla ftalat bulunduğunu tespit ettik. Yetkililerin gözünden kaçan bu hayati önem taşıyan bulguları bulan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Serum ambalajları piyasadan toplatıldı, inceleme altına alındı.